Sinefil kafasından herkese merhaba. Bugün tekim. Haktan kamera arkasında. Merhaba Haktan. Merhaba. Enteresan bir şey yapacağız. Çukur dizisi konuşacağım. Biliyorum beni hep Erkan Kolçak Köstendir'e benzetenler oluyor. Olsun şimdi o kısmı kes. Tamam. Vartolu Vartolu'yu anlatıyor. Bu dahil miydi? Evet. Vartolu Vartolu'yu anlatıyor. Evet. O kadar artık bir çılgınlık haline geldi ki Çukur dizisi. Yani herkes izliyor, herkes biliyor. Sokakta işte tanıyanlar Çukur, yani kafelerden başka yerlere her yerde Çukur konuşan görüyorum. Vartolu Vartolu. İlk sezon yani 33 bölümü de izledim. Aslında geç başladım Çukur'a. Çukur dizisine bu kadar popülerleşince, bir de ucu bana da varınca artık olayların. İzleyeyim dedim. Sezon da yeni bitmişken genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Haktan da sesiyle dahil olacaktır diye umuyorum bana. Merak hiçbir fikrim yok olacak. Sen konuşmaya devam et. Tamam. İlk başladığında Çukur bir izledim. Birkaç böyle 8-10 bölüm falan gerçekten soluksuz izledim. Şimdi Türk dizilerinde biliyoruz. Bir dizi bölümü 2,5 saat. Biliyorum bundan oyuncular da şikayetçi. Ben Çukur'dan bazı kişilerle konuştum. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hani 2,5 saat dizi bölümü mü olur? Bıktık, yıldık. Buna yapacak bir şey yok. Şu an bu konsept içerisinde konuşmam gerekiyor. Aslında ben diziyi izlemeden bir tweet atmıştım. Demiştim ki Çukur nasıl bir dizi? Takipçilerime yazmıştım. Akın diye bir arkadaş var. Güzel bir cevap yazmıştı. 2,5 saatlik müzikal mafya dizisi. Onu görünce izledim. Gerçekten de öyleymiş. Hani müzikal denecek süre kalibrede inanılmaz derecede şarkılardan ve müziklerden oluşan bir film. Çoğunlukla rap. Peki Tokyo Tribe'la karşılaştırırsan? Çok sinefil kafasına girdin Haktan şu an. Tokyo Tribe ve Çukur. Dizilerde en son böyle Türk televizyonlarında Ezel bir devrim niteliğindeydi. Bunu artık çoğu kişi kabul eder. Ben de Ezel'den beri pek fazla böyle televizyonda dizi izlemiyordum. İzlediğimde şimdi bazı gidişatı çok beğendim. Karakterler evet mafya dizisi olarak kurulmuş ve karakterler salt iyi salt kötü değil. Bunu gerçekten tam olarak getiren Ezel'di aslında. Her karakterin hani böyle iyilikle kötülükle yoğrulmuş. Bir yere kadar çok iyi gidiyor dizi. Bir 16. bölümü var dizinin. 16. bölümde Vartolu Saadettin karakterini arabaya bomba atıyorlar ve ölüyordu. Bunu gördüğümüzde oraya kadar dizi bence gayet iyi gidiyordu. Dramatik yapısı çatısı çok güzel kurulmuş. Çok fazla karakter var ve düşmanlar gayet iyi bir şekilde kurulmuş bir diziydi. Bu bölümden sonra bir bölüm Vartolu Saadettin'i göstermediler tabii. Öldü mü ölmedi mi? Diziye yeni karakterler katıldı. Bunlardan bir tanesi işte dizide Dilan Çiçek Deniz'in abisini oynayan Alperen Duymaz. Girdikten sonra dizi gittikçe düşmeye başladı bana göre. Bir polis karakteri devreye soktular. Polis karakteri de işte Amerikan dizileri filmlerinde o sürekli gördüğümüz hani ağzında kürdan, artistik hareketler, tavırlar. Çok mu Amerikandı? Çok fazla hani böyle Türkiye'de hiçbir şekilde karşılığı olmayan bir karakter yani. Aşırı böyle psikopat, aşırı deli, çılgın. Yani işte bütün karakterleri alıp topladı. Hatta o bölüm yayınlandığında bir hareketten ötürü bayağı tepki olmuştu. Polis işte bir trafik polisi bunu durduruyordu. Yüksek hızdan dolayı trafik polisine şey diyordu, haritada yer beğen. Ondan dolayı bayağı tepki alınca bir sonraki bölümde düzelttiler. Yine trafik polisini buldu. Ben senden özür dilerim falan dedi karakter yani böyle bir şeye gittiler. Şöyle söyleyebilirim, dizinin kötü adamına Burak Sergen çok iyi gidiyordu tip olarak. Bir noktada sonra pat Burak Sergen'i de öldürdüler. Sonra yerine Ahmet Tansu Taşanlar geçti. Ahmet Tansu Taşanlar da çok iyi bir oyuncu. Ve şey olarak bir farklılık oldu. Hani dizinin kötülük karakteri sürekli birilerini silahlarla alt etmek, güçle alt etmek üzerindeyken Ahmet Tansu Taşanlar'ın karakteri daha böyle içten karayı fethetme yoluna gitti. Hani bütün karakterlerin iç sözleşmesi diyelim. İşle böyle işte karakter bir koy on al diye mahalleyi kandıra herkesin işte tapusunu alarak böyle bir yola gitti. Şu açıdan diziyi ilk başlarda güzel bulduğumu söyleyebilirim. Gerçekten değişik bir underground bir hava yaratıyor. Bir mahalle kültürü var. Çukur. Yani mahalle bunun sembolünden tut. Şu an Çukur sembolü tişörtler basılıyor. Bayağı bir furyaya dönüştü. Aslında o mahalle şeye denk geliyor yani. Zaten Balat tarafında çektiklerini biliyorum. Taksim'in işte Balat diyelim. Tarlabaşı diyelim. O tarz bir yere denk düşüyor düşün. Finaline gelince dizinin sezon finali gayet iyiydi bu arada. Sezon finalinde artık şeyi vurdu. Biraz politik gönderme olarak diyelim hani bu kentsel dönüşümle. İşte mahalle kültüründen çıkıp sokaklar artık iyice kötüleşiyor. Dışarıda işte yağmalayanlar. Sezon finalinde gördüğümüzde işte mahallede artık doğru düzgün kimse kalmamış. Sokakta işte kapkaççılar cirit atıyor. Orada yürüyen trans bireyler ya da dışarıda mahalle artık kimse birbirini tanımaz olmuş. Bayağı bir şey hani Çukur'u kurtarmak üzerine bir ikinci sezon yapacaklar belli. Yine sevmediğim yönlerden birisi olarak söyleyeyim. İkincisi Vartolu Saadettin'in sahte ölümünden sonra dizi öyle bir yola girdi ki bütün karakterler birbirinin annesi, babası, çocuğu
Akkabahçe çıkmaya başlayınca bir yerden sonra artık dalga geçilecek bir konuma gelmeye başladı. Bu konuda dizinin sadece en büyük sürprizi şeydi. Zaten onu adım adım anlatıyordu sana. Bartolu Saadettin, İdris Koçoğlu'nun oğlu çıkması. O zaten dizinin ana olayı oydu. O yüzden onu zaten kabul ettik. Fakat hala yeni karakterler ekleyip herkes birbirinin eski kocası, sevgilisi, abisi çıkmaya başlayınca bunun bir sonu yok. Yani bu entrika bir açıdan mahvetti diziyi. Peki favori karakterin neydi senin? Favori karakterim aslında Selim Koçoğlu, Önel Erkan. Alemin istenmeyen oğlu. Şöyle bir şey var dizide, bunu konuşmak gerekiyor. 33 bölüm yayınlandı. Dizinin 4. bölümünde bir hamle var. O hamlede anlattığı bu Selim Koçoğlu karakteri aslında gay. Tabii Türk televizyonunda bunu nasıl gösteriyor diyeceksin. Bir sahne var 4. bölümde. Selim Koçoğlu bir bara giriyor, oturuyor. Yanına bir erkek geliyor ve orada anlatamadığım çok tuhaf bir müzik giriyorlar. Müzik ve yakın plan, yakınlaşma. Bakış düşün. Orada anladın, anlıyorsun. Karakterin gay oldu. Fakat Çukur izleyicisi bunu anlamamış. Aynen. Daha sonraki yorumlarda bakıyorsun diyorlar ki Selim Koçoğlu gay mi diye haberler çıkıyor. Yok ya değildir. Olur mu öyle şey? Neyse. İlerleyen bölümlerde bir şey daha yaptılar. Selim Koçoğlu karakteri karısı var. İrem Altun oynadı. Evde işte adamın iktidarsızlığını gösteren bir sahne var. Karısıyla evde sevişirlerken adam birden duruyor, bir şey yapamıyor. Kadın da biliyormuş gibi bıkkınlık bakış. Burada bir daha vurguluyor. Karakterler hala diyor ki yok ya Selim gay değildir, karısını sevmiyordur falan filan. Yine böyle yorumlar okuduk. En son artık öyle bir sahne yaptılar ki hamamda Selim Koçoğlu'nun bir adamı vardı. Daha önce abisini öldürmüştü. Bunu sonra yanına aldı adamı olarak fakat bunu söylemiyor ona. Hamamda ikisi otururlarken adama ben seni beklerim gibi bir cümle kurdu. Bundan sonra artık birileri anlamaya başladı bakıştan. Fakat bu zaten 4. bölümde verilmiş bir detaydı yani. Ama hala yok Selim Koçoğlu gay değil diyenler var. Onlara artık bir şey söyleyemiyorum. Bir dizi daha ne kadar açık edebilir yani. Peki favori sahnen falan var mı? Ben bir bölümünde ağladım biliyor musun baktım. Hangi sahne? Evde Yamaç'ın, Aras Bulut İnemli'nin yani Vartolu'nun kardeşi olduğunu anladığı bir Vartolu Saadettin Çukur'da yaşadığı eski eve giriyor. Evde böyle yerde uyuyakalıyor. Bu da kapıyı açıyor, giriyor. Orada bir müzik giriyorlar. Orada tam olarak kardeşi olduğunu anlıyor. Hani yere çöküyor, ağlamaya başlıyor. Çok dramatik bir sahneydi. Bu 16 bölümden önceydi işte. O zaman çok güzel şeyler kuruyorlardı. Sürekli Çukur'un bir vurgusu var. Aile her şeydir diye. Bunu her bölüm Ercan Kesel kendi ses tonuyla hani Ezel'de Tuncay Kurtis konuşurdu ya diz sesle. Onu Ercan Kesel yapıyor hep. O açıdan güzel. Ercan Kesel gayet iyi. Gerçekten İdris Koçoğlu karakterine 50 tane kişi koyabilirler. Fakat Ercan Kesel gibi olmazdı yani. Ercan Kesel'in kendini ne bir şahsına münasır bir tarzı var ya mimikleri olsun. Bir de mafya karakterlerine olsun. Çok uyuyor sanki. Ercan Kesel gerçekten çok oturuyor. Esas adama gelelim. Erkan Kolçak Köstendil. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz yani. Dizinin ana başrolü aslında Aras Bulut İynemli. Fakat buna rağmen hani bazı dizilerde olur ya, dizinin başrolünden çok ona yakın kötü adam dizinin en sevilen karakteri olur. Şimdi Bartolo'ya kötü adam da diyebiliriz de tabii kötü adam değil aslında. Hani kötü ama değil. Yani mesela Sarp Akkaya vardı Ezel'de. O da mesela Tefo. Çok tutulmuştu. Evet. Ya bu kadar değildi. Çünkü orada Kerpeten Ali vardı. 50 tane karakter evet. vardı. Bu arada şu an bir numaralı Bartolo olarak görülüyor. Çünkü duygusal yapısını da çok iyi harmanlıyorlar. Ama diziyi o kadar çok şey hale getirdiler ki entrikasını. Hani o onu öldürmüş. Bu bunu öldürmüş. Bu kadar insan öldürmenin üzerine karakterlerin hepsi birbirini öldürmüş ama hala işte aileden bahsediyorlar. O ona oğlum diyor. O onu koruyor. Hani yahu öldür insanın adli hesabı yok. Dramatik yapı bir yerde oturmuyor. Hani bir insan bunu kabul edemez diyorsun. Ya da bunu kabul edilir, bunu kabul edemez diyorsun. Çok fazla karmaşık hale geldi. Mesela bir karakter devreye sokuyorlar. Bu Selim Koçovalı'nın işte yanındaki adamı vardı. Adamı öldürdüler. Düğün sahnesi var. Düşün adamın işte ailesi falan geliyor. Adam yok oluyor. Diyorlar ki düğünü erteledik, sonra kaç bölüm izlediğin o adamdan bir daha da bahsedilmiyor. O adamın ne oldu? Hani ailesi mahallesi nasıl tepki verdi? Bu olayı nasıl çözeceksin? Yok. Öldü bitti geçti. Yeni konuya. Hani dizden bir devamlılık, bir tutarlılık bekliyor insan. Ya da şey yapıyorlardı. Emmi karakteri var. Kadir Çermik. Kadir Çermik'i bilirsin. Onu mesela Nedret diye bir karakter var. Onunla mesela yakınlaştırdılar. Bunun üzerine gittiler 2-3 bölüm. Bunu işliyorlar. Sonra üzerinden 20 bölüm geçti. Bir daha o konuya dönmedi. Ya öyle kopukluklar mı var diyorsun? Çok. Yani bir şeyin üzerine gidiyorlar. Sonra aradan 20 bölüm geçmiş. Onun üzerine değinmemiş. 20 bölüm sonra tadımlık bir daha değiniyor falan. Bir yere ilerlemiyordu işte. Bazıları şey de diyorlar mesela diziye. Departed ya da Godfather'a da çok benziyor diyorlar. Departed mevzusunu aslında yine şeyin Aras Bulut İnemli'nin bir önceki dizisi içeride. Onda çok geçiyordu. Zaten onun uyarlaması bile diyenler oluyordu. Jack Nicholson, Çetin Tekin de orada.
Hatta onun i̇şte. Uyarlamasıydı direkt diyorlardı ama. Evet, olabilirdi. Herkes her şeyi artık her şeyin uyarlaması diyor. Godfather benzerliklerine ne diyorsun? Şu an öyle bir şey yok ya. İlk izlediğim birinci bölümde açılış olarak o tanıtımda belki. Hani bu arada işte, Godfather derken babayı kastediyoruz. Baba filmi. Evet evet. İşte bir mahallede açılıyordu. İdris Koçovalı, Ercan Kesel yürüyor. Tek tek karakterleri tanıtıyor. Bunlar bir pazarda işte aile, ailenin küçük oğlu, büyük oğlu tanıtımda. İlk bölümde belki öyle denebilir de şu an bununla alakasız bir şey yani. Bir de şey var mesela, dillere destan bir sahne var böyle. Şey, Aras Bulut İlyemin'in dans ederek dövüş sahnesi. Ya diziyi biraz dalga geçecek hale getirenler onlar. İlk başta güzel geliyordu bu hani şey, müzik olayı. Ana karakter aslında Beyoğlu'nda barlarda şarkı söyleyen bir karakterdi bu. Birinci bölümde. Geçmişini falan bilmiyorduk. Birinci bölümün sonunda anlıyorduk ki hikayeyi. Ailesi işte Çukur diye bir yer var. Ailesi bunların hani mafyatik, çocuk mahalleye geri dönmesi gerekiyor. Ondan sonra bu da böyle oluyor. Aslında bu saçları uzun, rock'n'rollcu diyor hep Bartolo buna. Şarkı söyleyen bir tipti. Dolayısıyla deliriyor. Karakter Aras Bulut İnemli bu arada çok yüksekten oynuyor. Bu insana güzel de gelebiliyor, irite de edebiliyor. Deliriyor çünkü karakteri. Delirdiğinde de işte o bir gazapizm diye bir müzik var. Çok meşhur oldu. Ona giriyorlar. Kulağında kulaklık. Herkesi öldürüyor, dövüyor, tarıyor. Öyle bir şey var. O müzik başta güzel geliyor de sonra artık cıvkı çıktı. Onu söyleyebilirim. Yani Kurtlar Vadisi etkisi yaratmadı diyorsun. Yok ya, Kurtlar Vadisi olarak görmüyorum ben Çukur. Daha değişik bir hayır, şey. Hayır, müzik yani. Olarak diyorum. Hani Kurtlar Vadisi müziği cenderesi sürekli dinleniyor, bıkmıyordu kimse. Şu an evde otururken dışarıda mesela bir araba geçsin. Bir kafeye gidelim, bir yerde, her yerde çalıyor gazap bizim yani. Kadın karakterlerden bahsetmek gerekirse Perihan Savaş çok etkili bir karakter. İşte İdris Koçoğlu, Ercan Kesel'in eşini oynayan. Perihan Savaş da çok baskın bir karakter. Ana karakterimiz var, Dilan Çiçek Deniz. Dilan Çiçek Deniz'e çok olumsuz yorumlar gelebiliyor ama ben bir ilk performans olarak fena bulmuyorum Dilan Çiçek Deniz'i. Fazla da yüklendiklerini düşünüyorum. Karakteri kimdi onun? İşte Yamaç'ın eşini oynayan. Aras Bulut İnemli'nin. Oyunculukla dalga geçerler sürekli. Şu sıralar hep görüyorsundur. Twitter'da falan genelde hep Hande Erçel'in oyunculuğuyla dalga geçilir. Her şeyde. Dilan Çiçek Deniz'i de Hande Erçel'le falan kıyaslayanlar oluyor. Hani de ben o topa girmek istemiyorum açıkçası. Evet, dizi şunu da söylemek istiyorum. Çukur dizisi başladığında Söz diye bir dizi var. Duydun mu Mişak'tan? Evet. Asker duydum, dizisi. Duydum. Bu Söz dizisi hep birinci oluyordu. Çukur yeni başlamıştı. Şimdi Çukur bu sözü hep geçti artık. Artık o gün izlenen Çukur oluyor, Söz değil. Bir oturmuş bir diziyi, bir de milliyetçi bir diziyi geçmek çok zor bir şey aslında. Bu Çukur'un geçtiği de 9. ve 10. bölüm zamanı geçtiler. 9. ve 10. bölümleri inanılmazdı. Dizinin en psikopat bölümleriydi. O Aras Bulut'un hiç çıldırdığı bölümler. O kadar aksiyon dozu yüksek bölümlerdi ki böyle hani adım başı silahlar patlıyor ve adım başı böyle bir Ezel'in o oyunlu şey vardır ya, kurgusu. Onların devreye girdiği o 9. 10. bölümden sonra zaten Çukur zirveye oturdu, bir daha da inmedi aşağı. En büyük dezavantajı da şu an 33 bölüm oldu. Bir daha da o 9. 10. bölüm ayarında bölüm çekemediler. Peki o zaman sana şeyi sorayım. Sezon finali nasıl değerlendiriyorsun? Sezon finali dizi bayağıdır kötü gidiyor demiştim. Artık severek izlemiyordum. Sezon finali gerçekten iyi bir sezon finaliydi. Benim biraz hayalimi yapmışlar. Şöyle söyleyeyim. İleride hani yönetmen olursam, bir dizi çekersem falan hep şey diyordum. Birinci sezonda finalde bütün karakterleri böyle ya vururum ya bütün karakterleri bir şey yaparım. İkinci sezona yeni karakterlerle devam ederim diye bir düşüncem vardı. Ona benzer bir şey yapmışlar. Karakterlerin %90'ı vuruldu. Hadi şimdi. Sezon finalinde. Evet. Yani ikinci sezonda ne olacağını göreceğiz de karakterlerin çoğu vuruldu ya da ya vurulduğunu gösterdi de bazıları bildiğin katliam yaptılar ya. Godfather falan diyoruz ya. Bir de bazıları dizi iptal olacak falan dedi. İkinci sezon olmayacak falan dedi. Yok, olacak. Olacak. Kesinlikle mı? Olacak da. İptal olması mümkün değil Çukur'un yani. Bu böyle bir çılgınlıkta. Bildiğin düğün bastılar. Aile komple 12-15 kişinin hepsini taradılar. Başka bir yerde işte Ercan Kesel'in karakterleri çatışırken sahneyi durdurdular. Mesela göstermediler. Bayağı bir şey bıraktılar. Heyecanlı bir sezon finali oldu. İkinci sezonda bakalım neler olacak artık. Bu hatalardan ders çıkarıp daha ilk 16 bölüm ayarına getirmeleri ya da Ezel'in devam ettirdiği yerden ilerlemesi benim bir şeyim. Bu kadar diziyi salmamalarını istiyorum. Fena bir dizi değil çünkü bana göre. Çukur dizisi ilk sezonu hakkındaki görüşlerim bunlar. Sizin görüşleriniz ne? Çukur ikinci sezon nasıl olacak? İlk sezon finali hakkında neler düşünüyorsunuz? Dediklerim hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları altında tartışalım diyorum videonun. Başka özellikle konuşmamızı istediğiniz diziler varsa onları da belirtmenizi isteriz. Hatta Vartolu'ya sorularınız varsa sorun. Bu şekilde iletiriz biz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.